Efendim sizlerin oylarıyla biliyorsunuz Hazal ve Onur haftanın birincileri. Onlardan biraz sonra 10 bin liralık çekin sahibi olacak ve en az bir hafta daha bu evde aşklarını yaşamaya devam edecekler. Biraz sonra oylarla elemeye geçeceğiz ama karşılıklı evlerin birbirlerini koruma altlarına alması lazım. Birer kişiye daha ihtiyacımız var koruma altında olması için. Hazal'la başlayayım, hangi damat adayın adını söyler acaba? Semih mi demek kalp? Peki. Semih'e bir koruma Hazal'dan geliyor. Aycan, kimin adını söyleyeceksin Onur koruma altında? O zaman Didem'le Adnan için Adnan'a vermek istiyorum koruma. Adnan'a geldi bir koruma. Semih'e değil ama Hazal için değil. Ay ama ben şimdi düşünecek kardeşim. Ben hep Semih'e veriyorum. Tartışma yok şimdi önceden. Devam edelim. Tamam. Didem senin kime gidiyor koruma? Adnan'a. Adnan'ın koruması Didem'inkiyle birlikte iki oldu. Rabia koruman kime gider? Gökhan. Gökhan'ın bir koruması var efendim. Rabia'dan gelen. Verileni kabul ediyoruz. Evet. Senin koruman kime gidecek Esra? Şahin'e gidiyor. Şahin'e gidiyor. Şahin için bu eve gelen Esra'dan koruma. Sen Gamze senin koruman olmaz. Kime gidecek? Beni geçseniz olmaz mı? Olur, hep de böyle yapıyoruz bu evde. Çünkü ben Gökhan'a verecektim. Yani Gökhan'a vermek istiyordum ama bu gün gördük. Gamze burada 7 tane damat adayı daha var ve birine koruma vereceksin. Berker'e vereyim. Berker. Peki. Berker'e gidiyor Gamze Taşkın'ın koruması efendim. Devam ediyoruz Nazlı ile. Koruman kime gidecek Nazlı? Dün Gamze ile çok güzel bir vakit geçirdikleri için bu açam. Ha birbirlerini tanısınlar falan. Arkadaşız ya, kimseyle konuşmayayım mı, sohbet etmeyeyim mi İşte ya? Ben de onu diyorum. Arkadaşlarımız devam değil, etsin diye. Korumalardayız. Hoşçakalın, utanıyor işte Gamze. Alakası sen de. Çocuklar, koruma ya, veriyoruz Boğaçan. Evet, Nazlı böyle algılamış, böyle onun koruması. Gamze senin koruman kime gidecek? Ben, Gökhan. Gökhan'a gitsin. Gökhan'a veriyorsun. Gökhan'ın iki koruması var. Mehtap, Adnan ve Gökhan'ın ikişer koruması var. Buyurun. Tabisi de Adnan. Böylece efendim Adnan, damatlar evinde koruma altına alınan isim oldu. Oylamayla birlikte tebrikler Adnan. Teşekkürler. Sağ olun. Onur ve Adnan. Erkekler evinden elenmeyecek. Bakalım gelinler evinde Hazal elenmeyecek sizlerin oyuyla ama damatlar kimi seçiyor? Aykut koruman kime gidiyor? Koruma oyumu Didem vermek istiyorum. Didem'e gidiyor efendim. Aykut'un oyu. Neden? Adnan'la Didem ilişkisini desteklediğim için. Adnan bu seni daha önce rahatsız etmişti. Şimdi ediyor mu? Yok. Etmiyor. Peki. Teşekkür ederim Aykut. Onur? Aslında Aycan'a verecektim ama ben de Adnan için Didem'e vermek istiyorum. Niye Aycan'a vermiyorsun? Yok, ben Adnan'ı düşündüğüm için Didem'e vermek istiyorum. İyi oldu. Aycan, bu seni rahatsız ediyor mu? Şimdi şöyle, ilk gün o eleme potasında bir şey dememiştim çünkü biz bir şeye başlamamıştık. Hani biz diye bir şey yoktuk. Ben de arkadaşlarımın ilişkilerini destekliyorum. Ben bu yüzden verdim. Hani burada Didem'i kıskanma gibi bir söz konusu değil. Ama ben elenebilirim ve bu iki hafta önce yaşanmış bir durum. Eleme potasına çıkmıştım. Ya ben anlamadım. Ne? Olay ne? Olay ne yani? Bu ne? Tamam, ben bunu sonra... Peki. Tamam Seda'nın. Ve eğer kalırsa tabii. İnşallah kalmam da görürüz. İnşallah bir iki öyle benim şuradan ya, bir abartma, gönderirler. Abartma. O korumayı bana vermediğin için şey yaparsın inşallah. Çok bağırdın ya, yıprattın sen ya, o yüzdendir. Sen sus. Sana ne? Gözün mü kaldı? Gözün mü kaldı benim adamda? Benim ne gözüm kalacak ya, adam seni dans bile etmedi. Belli, fotoğrafını öperken hiç öyle demiyordun. Kes sesini, her konuya müdahale olma. Tamam, korumalardayız artık. Ben istesem ederdim. Gamze, Onur'un aklını başından almışsın canım. Sakin ol Aycan. Korumalardayız, sakin. Tebrik ederim. Gör. Yuh. Ya bu kadar abartılacak ne yaptım ya? Sakin ol canım. Sakin. Şimdi kimin geleceğine karar verildiğinde görürüz. Benim tek oyumla mı kurtulacaksın? Benim tek oyumla mı burada kalacaksın? Burada bazen biz iki öyle oluyor. Tamam. Yani ben bu şekilde değerlendirdim. Bunu abartmanıza gerek yok. Hayır Seda abla, son raddede kalsaydık atıyorum iki Didem, işte iki atıyorum Mehtap. Birisi olsaydı da hani üçle Didem kazanacak olsaydı, benim oyumun bir olayı olmasaydı tabii ki de Didem'e versin. Ben de zaten Didem'e verilmesini isterim. Ama şu an yaptığı çok saçma. Ben iki hafta önce potadaydım ya. Semih, Sazal koruma altında. Evet. O yüzden Didem yengeme vereceğim.
Peki, selam. Didem'in oyları 3'e çıktı böylelikle. Gökhan. Gamze Göktürk. Enteresan. Gamze Sırasıyla Göktürk. Hepsine verdikleri nedir o nedir, korumayı iade edeceğim. Gamze Göktürk'ten başladım, Taşkın'a, ondan sonra yok. Yo, her zaman arkadaşız, dost. Peki, Gamze yani. Göktürk'e bir koruma gitti Gökhan'dan. Boğaçam. Mehtap. Mehtap'a gidiyor koruma. Peki. Berker. Mehtap dedin. Mehtap'ın 2, Didem'in 3, Gamze'nin 1, Şahin. Ben de Mehtap demek istiyorum. Allah Allah. Ne dedi? Peki. Ne dedi? Mehtap dedi. Şahin'in koruması Mehtap'a gitti. Adnan, Didem ve Mehtap 3'er. Didem. Peki. Böylelikle efendim 4 oyla da gelin adaylarının evinden elenmeyen isim, elenemeyecek olan isim Didem oldu. Adnan, Didem, Onur ve Azal, tebrik ediyoruz. Bir hafta daha bizimlesiniz. Az sonra dediğim gibi bu 10 bin liralık çekin sahibi belli olacak. Ama evini koruyabilecek mi? İşte o belli değil. Biliyorsunuz bu hafta 9 gelin 8 damat adayıyla girdik finale. Kaç kişi elenecek? 1 mi? 2 mi? Hatta belki 3 mü? Ya da hiç mi? Hepsi bu küçük kutuda. Ama önce yapmamız gereken en önemli şey, hangi gelin ve damat adayının bu evden gitmesi isteniyor? Ona karar vermek. Artık bu kadar tartışmanın, bu kadar duygusal yoğunluğun ardından bir fikir oluşmuştur değil mi? Hazır mısınız? Hazırsanız, Hazal her zamanki gibi sol baştan seninle kutuya doğru gidip oylamaya başlamanı rica ediyorum. Ya karar ver ya da git. İlişkin olmasına rağmen ismimi ağzından hiç düşürmüyorsun. Ve bu durum beni artık çok ciddi anlamda rahatsız ediyor. Sen kimsin de insanlar senin üstünden prim yapsın? Sen iyiliklere böyle kötü yola cevap verirsen ne benim yanımda yerin ne de bu evde işin var. Senin bu evden gidişini kahkahalarla karşılayacağım. İşte o zaman göreceksin intikam nasıl alınır. Kimsenin ilişkisine ya da ilişki ihtimaline engel olmak istemiyorum. Son gelen adaysın. Sadece bunun için seni yazıyorum. Başkalarının ilişkisi hakkında yeterince yorum yaptın. Artık buradan gitmeni istiyorum. Buradan gittiğin günü iple çekiyorum. Senin kalbin dışarıda birine ait olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu da çok iyi belli ettin bize geçen günlerde. Kalbinin sesini dinle ve git. Bu anı ikinci defa yaşıyorum. İlk yazdığımda kalbimde olduğun için, seni görmeye dayanamadığım için yazmıştım. Ama artık kalbimde değilsin. Böyle de olmam. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Senin aşkın balonunu söndü. Sen Gökhan'ın sana verdiği değeri hak etmiyorsun. O yüzden git buradan. Her hareketinle bana samimiyetsiz geliyorsun. Aradığınız aday bu evde bulunmamaktadır. Lütfen adaylarını dışarıda ara. Hatalarında, saçmalıklarında ve boş beleş hareketlerinle, tavırlarınla bu evi işgal ediyorsun. Bugüne kadar belki bana sadece bir iyilik yaptın. Ama ben sana defalarca iyilik yaptım. Ama şu anda sen bana defalarca kötülük yapıyorsun. Benim sana yapacağım sadece tek kötülük bu evden gitmen olacak. Aslında kötülük de değil, bu senin için en iyisi olacak.
canım benim. Senin dışın çok hoştur ama için çok boştur. Evet, oynamalar bitti. Bakalım birinci turda belli olacak mı? En azından ayağa kalkacak gelin ve damat adayı belli olacak. Daha sonra şu küçük kutuyu açacağız ve bakalım kaç kişi gidiyor. Tekrar hatırlatıyorum efendim. Biliyorsunuz bu hafta, hafta ortasına yaptığımız üç gelin adayı arasında damatların oylamasıyla eve Esra'yı yeniden aldık ve Şahin'e aday olarak geldi. O yüzden 9 gelin, 8 damat adayımız var. O yüzden 3 kişi, 2 kişi, 1 kişi kaç kişi gidecek ya da kimse gitmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Sadece bir hafta daha bizimle olması garanti olan isimleri söyleyeyim ben size tekrar. Onur ve Azal sizlerin birincileri. Yani şu 10 bin liralık çekin sahibi olacak isimler. İkisinden biri ve az önceki korumalarla Adnan ve Didem. Hazır mıyız? Kutuyu alıp geleyim mi? Hadi bakalım.